Selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyorum herkese. Mavi TV'nin düzenlemiş olduğu Şahsiyet Sosyolojisi programına hoş geldiniz. Konuşmadan önce Şahsiyet Sosyolojisi niye tercih ettik? Yeni bir program. Bizler için de ilk heyecanımız. Toplumların bir sosyolojisi vardır. Bireylerin, ailelerin, babaların. Genelde şahsiyet yapılandırması veya biz bugün konuşacağımız mesela değerler eğitimi çocuklar üzerinden konuşuluyor. Biz bunun bütün bireyleri, hatta toplumları kapsadığını düşünüyoruz. Bugün eğitimci Füzan Çetin hocamla beraberiz. Sağ olsun bizi kırmadı. Biz bugün kendisiyle Kur'an'da şahsiyet inşası ve değerler eğitimini konuşacağız. Dediğim gibi sadece çocuk ekseninde değil, bilakis kendi üzerimize alıyoruz bütün ayetleri ve bize söyleyeceklerini. Bu minvalde hoş geldiniz hocam, Firuzan Hoş hocam. bulduk. Çok teşekkür ediyorum Hürşide Hanım. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Elhamdülillah. Rabbimize hamdolsun. Böyle bir başlıkla birlikte olmak, bunun için zaman ayırmanın mutluluğunu yaşıyorum aslında. Çok önemli bir konu, çok gerekli bir konu. Tercih ettiğiniz için, gündeme taşıdığınız için, emek verdiğiniz için ayrıyeten teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Ben istedim ki şahsiyet sosyolojisi programına başlarken önce Kur'an bize ne söyler? Önce onu duymak istedim. Onunla yol almak istedim açıkçası. Onun için sizi davet ettim. Sağ olun, kırmadınız. Şöyle başlayalım isterseniz hocam. Ben böyle bir küçük giriş yapmış olalım. Kendi alanınız zaten karakter, şahsiyet, kimlik. Nedir, bize nasıl tanımlarsınız Kur'an minvalinde veya kendi özelinizde? Evet. Aslında çok kapsamlı bir konu. Sizinle daha önce de istişare etmiştik. Çok hayata dair bir kavram. İnsanı tanımlarken, insana dair karakterini ve şahsiyetini konuşurken aslında ilk önce fıtrattan başlamak gerekiyor. İnsanın o ilk formatı, o ilk ayarları aslında orada dizayn ediliyor. Allah'ın insanın bu şahsi özelliğini tanımlarken kullandığı fıtrat kavramı ki çok karakter bir kavramdır. Gerçeğe meyletme yeteneği. Bu Evet. çok önemli bir nokta. Fıtrat insanın yaratılış amacını gerçekleştirecek donanım ve altyapıya sahip olması demek. Ve Evet. insanın Allah tarafından aldığı bu doğal yetenek, bu doğal veri daha sonra ki bugünkü asıl konumuz, ana konumuz olan işte karakter, şahsiyet, seciye bunları da gireceğim inşallah birer böyle küçük nüanslar halinde. Bütün Hocam. bunlar fıtrat aslında besleniyor ve hayata dönüşüyor. İnsanın kendisini tanıması ya da kendini tanımlaması, hayatın içindeki varlığını, anlamını ve amacını bulabilmesi için işte bu doğal veriden, fıtrattan yola çıkarak kendi kimliğini ve kişiliğini inşa etmesi gerekiyor. Aslında bugün biz yine insanı konuşacağız. Neden insanı konuştuğumuzu da biraz sonra Kur'an'ın merkezinde bu şahsiyet bilincini anlatırken daha çok tanımlamaya çalışacağım. Fakat bugün karakter ve şahsiyet dediğimiz kavramın fıtrattan yola çıkarak nasıl şekillendiğini anlamak için fıtratı besleyen kavramlar diye birkaç kavram vermek istiyorum size. Çok Bu doğal sevindim biri hocam. dediğimiz yani insanın Ben her zamanki gibi arkadaşlara da tavsiyem olacak. Notlarınızı alın arkadaşlar. Belki dinlersiniz ama not kalıcılığı, o konunun kalıcılığını daha çok etkilediği için ben bir yandan notumu alıyorum. Buyurun hocam. evet, çok teşekkür ediyorum Müşide Hanım. Bu anlamda Estağfurullah. her zaman çok iyi bir moderatör ve çok iyi bir dinleyicidir. Gerçekten takdir Allah ediyorum bu razı yönünüzü. olsun. Şimdi bu fıtratı besleyen kavramlardan Kur'an-ı Kerim'de karşımıza çıkan ilk kavram takva kavramıdır. Takva, insanın fıtratını koruma kabiliyeti demektir. Ve aslında ilahi fıtratın bilince yansıması. Bu çok önemli bir nokta. Yani insanın o yaratılışından verilen o değerlerin bir bilinç haline dönüşmesi takva ile mümkündür ki o yüzden dikkat edin Bakara suresinin ilk ayetinde huden lil-muttakin der Allah Celle Celaluhu. Hidayet yani insanın aşama aşama gelişim sağlaması ancak muttakilerin takva bilinci sahibi olanların kazanabileceği bir şey. Ve fıtratı besleyen ikinci kavram olarak karşımıza yine Kur'an-ı Kerim'de hanif kavramı gelir. Hanif, kelimenin sözlük manası, o detaylara çok fazla girmek istemedim ama Evet. istikametini koruyan demektir. Evet. Hazreti İbrahim'e dair bir sıfattır biliyorsunuz, bir Evet. veridir. Fıtratını koruyan demektir hanif. Ve üçüncü olarak yine karşımıza çıkan
kavramlardan bir tanesi de fıtratı besleyen mizaç kavramı. Biz bunu işte karakter, şahsiyet, aslında günlük dilimizde de kullanıyoruz. Aslında onların da arasında küçük nüanslar var. Mizaç, Arapça mezic kelimesinden türemiştir. Karıştırmak, karışımdan meydana gelmek. Yani bir karışımın sonucu. Şöyle, anne babanın, çevrenin etkisiyle ortaya çıkan aslında şahsiyet. Evet. Etrafın oluşturduğu bir kimlik. Ve burada aslında bu küçücük notu da hemen belirtmekte fayda var sevgili dinleyicilerimize. Mizaçla fıtrat arasında şöyle bir nüans farkı vardır. Fıtrat değişmez ama mizaç değiştirilebilir, geliştirilebilir. Bu Evet. tamamen insanın aslında kendi yönetiminde olan bir özellik. Ve karşımıza çıkan dördüncü kavramsa fıtratı besleyen seciye. Aslında yine dilimizde kullanılan, hani bizim eski dil dediğimiz kavramlarımızdan bildiğimiz bir kavram, seciye insanın oturmuş karakterini temsil eder. Evet. İnsanın artık bir meleke haline gelmiş, yaşam tarzı haline gelmiş karakterine de seciye der aynı şekilde Kur'an. Ve şakire, bu çok bildiğimiz bir kavramdır. İsra suresinde de geçer ayet-i kerimede. Biz her insanı kendi şakilesine göre yarattık der Allah. Şakile ise insanı şekillendiren özellikler, nitelikler ve nicelikler demektir. Aslında bir karakterin, bir şahsiyetin oluşması için ne kadar çok aşamadan geçtiğimizi de böylelikle anlamış oluyoruz. Burası çok önemli bir nokta. Kesinlikle. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de karşımızda karakteri ya da şahsiyeti tanımlayacak, aynı zamanda fıtratı besleyen kavramlardan birisi de hulk. Yani ahlak. Yani Evet. bugün bizim ana başlığımız olan karakter kavramını karşılar. Türkçe bizim karakter diye kullandığımız kavramı Kur'an hulk kavramı olarak kullanır. Yani ahlak. Şimdi burası çok çok önemli. Az önce anlattığımız o fıtrattan verili, doğadan gelen o özelliklerden yola çıkarak insanı şekillendirmesi, kendini bir kıvama getirmesi, bütün bunları oluştururken, bir karakter, bir şahsiyet oluştururken en önemli nokta insanın kendi hayatında hulk dediğimiz ahlak boyutudur. Şimdi ahlak nedir? Çok göreceli bir kavram biliyorsunuz. Yani biz yıllardır Evet. okullarımızda din, kültür ve ahlak dersi veriyoruz ama dinimizin, kültürümüzün ve ahlakımızın hala algılarımızda, dünyamızın neden inemediğini, bence bu kavram kargaşasından olduğunu da hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda var. Ahlak aslında varoluş anlam ve amacına uygun yaşamak demektir. Evet. Tekrar etmek Anladım. istiyorum. Önemli bir kavram. Anladım. Evet hocam. Ahlak, varoluş anlam ve amacına uygun yaşamaktır. Ve bu yüzden de ahlak bir seçimdir aslında. Bir tercihtir. Aslında eskilerin ifadesiyle, ki çok severim bu tanımı, ahlakın tanımında, tedbirun nefstir. İnsanın kendini yönetme sanatıdır ahlak. Çok güzel bir tanımlama olmuş hocam. Evet. Gerçekten Bunu ilk defa tekrar duyuyorum bu tanımı. ediyorum. Evet, tekrar Güzel. ediyorum. İnsanın kendini yönetme sanatıdır. Ve Evet. bu anlamda da aslında karakter ve şahsiyet dediğimiz bu algı, insanın kendi tercihleriyle, kendi aslında iradi eylemleriyle şekillenen ve ortaya çıkan bir şahsiyettir. Konunun bütünü dediğim gibi aslında çok geniş ve çok şumullu bir kavram. Kesinlikle. Ama biraz sonra herhalde Kur'an'da bu nasıl karşılanır sorusuna geçeceğiz. İşte o Evet. zaman bunu biraz daha detaylandırmış oluruz. Şimdilik bu kadar cevap vermiş olayım Allah Müjde Hanım. razı olsun hocam. Gerçekten derinlikli bir konu. Hani bir kişiyle bitirilecek bir şey değil ama zaten bir şahsiyet sosyolojide bunu temenni ediyoruz. Evet. Hadisler minvalinde şahsiyetimizi, işte okul minvalinde, eğitim minvalinde, sosyal medya minvalinde. Zaten Kur'an çok geniş alıyor. Belki başka şekilde de konular alıp bir şekilde bunu açmak gerekiyor bize yönergeler oluşturması açısından. O zaman Evet. ben şunu sorayım hocam size. Kur'an insanın şahsiyet, karakter inşasında nasıl bir yöntem izler? Evet. Yöntem nedir? Yani bize sunduğu reçete nedir? Aslında belki bugün yapacağımız çalışmanın bel kemiğini oluşturacak bir soru bu, sorduğunuz soru. Çünkü Kur'an insanın ruhudur. Evet. Kur'an insanı
insan yaşadığı dünyayı besler. Kur'an insana hayat verir, insan yaşadığı dünyaya hayat verir. O yüzden de Kur'an'ın insanı hayata nasıl hazırladığı, o tekamülünü ve gelişimini nasıl takip ettiğini dikkatle ele aldığımızda şunu görürüz. Eğer Kur'an-ı Kerim'i nüzul sırasına göre tanırsanız, nüzul sırasına göre anlama yolculuğuna çıkarsanız, bir insanın nasıl aslında yetiştirildiğini, nasıl inşa edildiğini görürsünüz. Özetle Kur'an'ın nüzul sırası aslında bir insanın inşa edilme sürecidir. Bunu 4, 5, 7, 9 yani olabildiğince fazla sayıda derste anlatabiliriz arkadaşlar. Ama bugün küçük bir örnek vermek istiyorum bu sorunun cevabına binaen. En azından bir zihin yapımız oluşsun. İlk inen sure Alak suresidir biliyorsunuz. İkra diye başlar, oku. Yani bizim bildiğimiz anlamda işte bir bilgi edinme olarak algıladığımız ya da zannettiğimiz bir emir. Halbuki insanın ilk tanıştığı Kur'an'da ilk yönerge, ilk emir oku. Kara'e kelimesi Arapça cem'a kelimesiyle tercüme edilir. Ne demektir bu biliyor musunuz? Okumak demek toplamak, toparlanmak. Yani o edindiğiniz bilgiyle zihninizi, aklınızı, yüreğinizi, kalbinizi bir araya getireceksiniz. Sonra öyle bir değer oluşturacaksınız ki o değerlerin etrafında sizin varlığınızla beraber bütün değerler toplanacak ve hayatı orada cem edeceksiniz. Çok güzel. İnsanın Kur'an'la inşa olurken ikra emriyle karşılaşmasından daha büyük bir motivasyon ve daha büyük bir hedef bilinci yoktur. Hem siz zihnen, aklen, fikren toplanacaksınız, bir tevhid oluşturacaksınız, iç parçalanmalarınızı bitireceksiniz. Sonra da bu oluşturduğunuz değerlerle hayatın içerisinde bir merkez oluşturacaksınız. Ve bu merkezin etrafında toplananlara da Kur'an ümmet diyor zaten. Yani aynı bilincin etrafında birlikte olabilenler. Ayetin devamı çok güzeldir Mürşid Hanım. İkra der Allah ve hemen arkasından Bismi Rabbike diye girer. Rabbinin adıyla oku. Yani bu zihni, akli bütünlüğü sağlarken bir aidiyetin olsun. Çünkü insan aidiyet kurma ihtiyacı olan bir varlıktır. İnsan yerini, aidiyetini bilemezse, kökenini kuramazsa savrulur. Ve bu savrulma içerisinde iç dünyasını, aklını, duygularını nasıl toparlayacak? Allah bu toparlanmayı sağlayacak insana bir güç olarak aidiyetini ilan eder ve der ki Rabbinin adıyla, Rabbinin adına, yani bir anlam ve bir amaçla bunu gerçekleştir. Ve bütün bu aslında Alak suresinin ilk 5 ayetine baktığımızda bu inşa sürecini takip ediyoruz. Oku, anla, fark et, hepsini bir araya topla ve hayatının merkezine koy. O zaman hocam biz doğru yerden başladık değil mi? Yani okumaya, şahsiyetimizi okumaya, toplumu okumaya, çocuklarımızı okumaya, bireyi okumaya, eşimizi okumaya, çevreyi okumaya. İkra'dan başladık. Yani Allah'ın bize oku dediği yerden başlamak istedik. Aynen. Rabbim muvaffak etsin inşallah. Amin. Çok doğru bir tercihti gerçekten. Zihninizdeki oluşturduğunuz haritayı sizinle konuştuğumuzda da aynı şeyi söylemiştim. Tebrik ediyorum. Yani bir anlamı, bir başlığı bu kadar düzenli kurmak ve eminim ki bugün dinleyicilerimiz de daha sonrasında bunları tahlil edeceklerdir. Kendi açımızdan da başka bir bakış açısı, bir pencere kazandıracak ayetlerle böyle yolculuk yapabileceğimizi bilmek. Kesinlikle. Devam etmek istiyorum. Mesela bir sonraki Müzzemmil suresi çok ilginçtir. İşte ya eyyuhel Müzzemmil kumil leyle illa kalila. İnsanın aslında yeryüzünde o aklını, fikrini, zihnini toparlayacak ve merkez oluşturacak gücünü nasıl inşa etmesi gerektiğini anlatır Allah ve der ki kalk, gece kalk. Gecenin üçte birinde, üçte birinden azında, çoğunda bu süreci hepimiz biliriz. Aslında burada söylemek istediği Allah'ın nedir? İlk önce aklını, fikrini, yüreğinle kıyama kaldır. İlk önce kendini kaldır. Yani kendine bir söz geçir. Kendini uykuna karşı dirayetli, mukavemetli. Çünkü şunu biz çok iyi biliyoruz sevgili dostlar. Kendilerini ikna edemeyenler başkalarını inşa edemezler. Çok güzel hocam. Küçük bir parantez açayım. Ben aile efradıma bazen namazı emretmem. Gerektiğinde evlatlarıma önce kendime söylüyorum. Secdemi seriyorum, abdestimi alıyorum. Sonra onlara söylüyorum. Çünkü dediğiniz gibi o
Size gösterdiğiniz yöre öyle çok kıymetli. Ben kendime söz geçirmeden onlara bir şey söylemenin hiçbir anlamı kalmayacak. Etkili de olmuyor zaten. Tesirli de Evet. olmuyor ve sonra karşı tarafta oluşan tek şey yorgunluk. Siz Evet. sürekli söylüyorsunuz ve sürekli dinlemeyen ve duymayan bir aslında kulak yetişiyor. Yeni nesli böyle tanımlıyorum ben. O yüzden de aynen biraz sonra o konuya da geleceğim. Temsiliyet konusuna da geleceğim. Hani çok meşhur bir sözümüz vardır, atasözümüz. Söyle unutayım, göster yapayım demiş atalarımız. Evet. Gerçekten öyle. İnsan Çok buna güzel muhtaç hocam. bir varlık. İnsan buna muhtaç bir varlık. Şimdi Müzenin suresi de Allah Celle Celaluhu gecenin bir yarısında kalk diye insanı iradesiyle aslında bir eğitime davet ederken başarının ilk adımı insanın kendisine söz geçirebilmesidir ve nefsin etkisinden kurtulmaktır mesajını verir. Şimdi Evet. Alak suresiyle başlayan bir inşa sürecini takip ediyoruz. Dikkat edin. Zihnin, aklın, kalbin aktif olduğu, eylemsel olduğu bir bilinci aslında Allah burada hedefliyor. Sonra gelen sure Müddessir suresi. Ah zamanımız olsaydı da bunu böyle bir saat başlı başına konuşsaydık. Çok önemli Evet. bir inşa sürecidir. Ya eyyuhel Müddessir, işte ey içine dönen, ey örtülerin altında aslında ruhunun yorgunluğunu ifade eden peygamber kum fe enzir diye başlar oradaki inşa süreci. Kalk ve adan. Çok ilginçtir. İnsanın yorgunluklarının, umutsuzluklarının, işin içinden çıkamayacağını düşündüklerini ve bunların yoğunlaştığı dönemler vardır. Böyle bir dönem sizin de benim de Resulullah'ın hayatında olduğu gibi bizim de hayat hikayemiz olur ve Allah tam orada der ki ilk önce bir ayağa kalk, sonra adam bir hedefin olsun. Genelde uyar diye geçer bu mealler ama nezara kelimesinin uyarmakla beraber adanmak anlamı da vardır. Kalk, adan ve ayeti kelime devam eder. Böyle tekbir et, Rabbini yücelt. Yani biz tekbir getir diye tercüme ettiğimiz ayet aslında Allah'ın bize verdiği şu mesajdır. Tekbir Allah'ı değil insanı büyütür. Çünkü insan aidiyetini bulmanın, aidiyetini kurmanın emniyeti içerisindedir. Ve devam eder ayet-i kerime. Ve siyâ bike fedâhir der. Elbiseni temiz tut. Ben bu iki ayetin bir sonraki gelecek ayet arasındaki nüansı araştırırken çok ilginç bir ayrıntıyla karşılaştım. Siyah kelimesi bizim dilimizde elbise olarak bilinirken Arapçada aslında en köklü açılımlarından bir tanesi ahlak. Evet. Ve siyâbeke fedâhir aslında karakterini, ahlakını, işte bizim bugün asıl konumuz temiz tut, yaşanılabilecek bir hale getir. Yani aslında bu inşa sürecinde seni merkezde tutacak, o seni temsil edecek olan o ahlakını, değerlerini mutlaka dikkatle ve rikkatle takip et. Az önce ahlakı konuştuk, oraya tekrar girmeyeceğim ama efendim Evet, hocamızın yanı şu anda dondu ama bekliyoruz. Hocamız çok önemli bir noktada değindi. Ben ağlama konusunda çok konuşmak istediğim bir konuydu. Sonraki sorularımızda da olacak. Arkadaşlar sorularınız varsa lütfen chat bölümüne yazarsanız Firuzan hocam tekrar bağlandığında biz onunla sizin Meşhur bir sorularınıza hadisi yönelerek şerifi vardır. Der ki özür Resulullah diliyorum aleyhissalatü vesselam. hocam. Biraz kesildi. Bağlantımızda sıkıntı vardı. Şöyle hocama ben bağlanıncaya kadar benim önemsediğim bir konu üzerinden ilerliyor sağ olsun hocamız. Bize bir yönerge belirtiyor. Nasıl davranmamız gerektiğini hatta aklıma şeyi getirdi. Sahabelerden biri Peygamber Efendimiz'e ilim tahsil etmek için geliyor ve ben nasıl ilimde daha ehil olurum diye sorusunu yöneltiyor. Peygamber Efendimiz de şöyle dua edersen daha güzel bir şekilde ilim sahibi olursun diyor da kalbimin ve zihnimin dağınıklığını toparla diyor. Hocamız da özellikle irade terbiyesinden bahsediyor. Benim de kendi alanım karakter ve değer eğitim. Bu minvalde Kur'an irade terbiyesine çok önem veriyor. Hocamız da
bu konuda bize örnekler sundu. Kendisine bağlanırsak inşallah. Biz hep modern batının sunduğu argümanlarla okuyoruz bunları. İstiyoruz ki Kur'an'la bunu taşlandıralım. Kur'an bize yol göstersin. Hocamız şöyle bize şeyler sundu. 6 tane takva, hanif, mizaç, seciye, şakire ve hulk. Yani benim de ilgi alanıma giren karakter üzerinde durdu. İnşallah bağlanırsa bekliyoruz hocamızı. Firuzan hocam tefsir alanında gerçekten çok güzel çalımlar yapmış. Çok güzel tefsir dersleri vermiş bu hocamız. Çok kıymetli hocamız. Ben istedim ki hepimiz istifade edelim. Bağlandı mı hocamız? Evet, evet. Geldiniz hocam. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ya neden böyle oldu anlayamadım. Aslında telefonun internetinden giriyoruz ama. Hayırlı olsun. Bizim programlarımızın olmaz olmazı herhalde. Sıkıntı evet. Yok Allah'ın izniyle. Herhalde böyle bir küçücük deneniyoruz. Hayır olur Allah'ın olsun izniyle. Olsun hocam. Siz yokken kafamda toparlamaya çalıştım. Daha iyi oldu benim için o anlamda. Allah razı olsun. Peki. Buyurun. Şimdi az önce Resulullah'ın bir hadisi şerifinden tam bahsederken yarım kalmıştı. Şöyle ifade ediyor Allah Resulü, diyor ki ahlak dinin kabıdır, kabınızı kırmayınız. Çok ilginç bir ifadedir. Ahlak dinin kabıdır, kabınızı kırmayınız. Yani o ahlaki değerleri, o seçimleri, insanın var olma becerisini aslında hayata taşıyan, biz şimdiye kadar hep tersi bilirdik, iman zannederdik. Evet, halbuki imanı ayakta tutan asıl değer ahlakın bizzat kendisi. Ve ilk inşa sürecinde Allah'tan bundan bahsediyor. Ve şimdi okuyacağım ayet çok ilginç. Bakın, وَالْرُجْزَ فَحْجُرْ işte pisliklerden uzak dur diye tefsir edilir ki, ricz kelimesi iç motivasyonunu bozan şeyler demektir. Aslında evet. Allah وَالْرُجْزَ فَحْجُرْ ayetiyle bir ruhun detoksundan bahseder. Yani insanın içsel temizliğinden, iç motivasyonunuzu bozacak, iç direncinizi kıracak ortamlardan uzak durun mesajı verir. Bir inşa süreci için çok önemlidir. Ve son olarak da yaptığınız iyiliği başa kalkmayın diyerek böyle ila ahir devam eden bir inşa süreci. Kur'an'ın nüzul sırasına göre anlama mücadelesi veren her Müslüman aslında bu süreci bizatihi kendisi kendi hayatında bir eğitime dönüştürmüş, dönüştürmeye başlamış demektir. Allah razı olsun hocam. Hani Nam suresinin 3-4. ayetinde de ben güzel ahlakı tamamlamak üzere geldim. Yani Peygamber Efendimiz onu söylüyor sık sık hocam. Evet. Hani peygamberin temel belki merkeze koymamız gereken nokta güzel ahlak değil mi? Yani insanlarla şahsiyetimizi oluşturmak için, bir diyalog için Peygamberin o bize yol göstericiliğini takip etmemiz gerekiyor. Siz de daha çok bunu vurguladınız. Ben şöyle devam etmek istiyorum. Yani çok geç gerçekten size bu soruları sorarken de kendime biraz şey yapıyorum. Haksızlık mı yapıyorum hocama diye. Çünkü biliyorum sizin çok geniş bir tefsir bilginiz var ve ben bunu sunduğumda, sorduğumda sizin zihninizde binlerce örnek kafanıza üşüşüyor. Şunu demek istiyorum. Kur'an kıssalarında bize sunulan insan karakteri nasıl tasvir ediyor ya da siz nasıl tasvir edersiniz? Bizim zihnimizde nasıl otursun bu örnekler? Çok güzel bir soru Mürşide Hanım gerçekten. İnsanın Kur'an'a göre o kimlik inşası devam ederken Allah geçmiş yaşanmış örneklerden, hayat hikayelerinden defaatle örnek verir. Peygamberler tarihi olarak Kur'an-ı Kerim'e müracaat ettiğimizde bir peygamberin hayatını defaatle farklı farklı sahneleriyle farklı surelerde karşınıza çıktığını görürsünüz. Aslında buradaki bu sebebin içini biraz sonra konuşalım. Bu kıssalara niçin müracaat etmemiz gerektiği noktasını azıcık bir değerlendirmek istiyorum. Kıssa kelimesi Arapça takip edilecek yol demektir. Evet. İnsanın öğrenirken daha önce bunu talim etmiş,
öğrenmiş, hayatına taşımış, tecrübe etmiş insanlardan öğrenmesi aslında öğrenmeyi hızlandıran bir metottur. Ve Allah Celle Celaluhu kıssa kelimesi ki makaslayarak anlatmak demektir bir de kıssa. Tam sizin hayatınızda insanın ihtiyacına binaen konuların konuşulduğu, aslında gündeme alındığı bölümlerdir. Kur'an'da özellikle kıssalara baktığımızda nasıl bir insan tipolojisi var derseniz ki peygamberler üzerinden de böyledir, ümmetleri üzerinden de böyledir. Kur'an'ın kıssalarda anlattığı insan mükemmel değil, tekamül eden insandır. Evet, çok hoş hocam. Mükemmel değil, tekamül eden, öyle mi? Öğrettiği hedef, ana mesaj budur. Mükemmel insan yoktur. Evet. Hatalarından ders alıp tekamül eden insan Çok güzel. vardır. Çok notumuzu alıyoruz hocam. Çok kıymetli benim için. Ben sizinle her konuştuğumda kafamdaki bir soruya cevap buluyorum. Bu da benim bulduğum cevaplardan biri olarak not ediyorum. Allah razı olsun. Çok mutlu oldum bunun için Mürşide Hanım. Ve bir de bu peygamber kıssalarında çok önemli bir nokta da şurasıdır. Her mizaca bir peygamber örneği vardır. Çok ilginç. Evet. Peygamberler tarihi çalışmaları bence çok kıymetli bu anlamda. Yani karakter ve şahsiyet eğitiminde ki biz şu anda bunu bir ortaokulda 7 ve 8. sınıflarla peygamberler örnekliğinde şahsiyet bilinci diye ben 4 yıldır ders Evet. yapıyorum. Maşallah hocam. Elhamdülillah çok da faydasını gördük. Neden? Çünkü peygamberler birer toplum mühendisidir. Halbuki kişilik özelliklerine baktığınızda biz tercih edecek olsak o kişilikleri belki de toplum mühendisi olarak tercih etmeyiz. Mesela Yunus Aleyhisselam'ın hayatına baktığınızda melankolik bir kişiliktir. Evet. Daha Evet. duygusal, daha o duygularıyla hareket eden. Mesela Musa Aleyhisselam'ın hayatına bakarsınız, daha fevri, daha celalli. Allah onların bu tekamül süreciyle aslında bir insanın nereden başlayıp nereye kadar gelebileceğini ve bu dönüşümü nasıl tamamlanabileceğini anlatan muhteşem bir hayat örneğidir peygamber kıssaları. Ve o yüzden de şunu öğreniriz peygamber kıssalarında, bitireyim hemen bu sorumuzu. Bir, Estağfurullah hocam. Ben burayı evet. önemsiyorum hocam ya. Ya çünkü gerek biz anne olarak, gerek öğretmenler olarak, gerek eğitimci arkadaşlarımız da bizi takip ediyor. Bu kısmı önemsiyorum. Biraz önce söylediğinizde bence çok kıymetli. Hani mesela Yunus Aleyhisselam'ın naif bir kişiliğe sahip olması, hassas olması, bu bir zayıflık değil ama geldiği süreç neyse olmalı. Yani Musa Aleyhisselam'dan yine bahsettiniz. Diğerlerinden de bahsedeceksiniz. Bekliyorum hocam. Yani bize nasıl bir örnekleme çıkaracağınızı bekliyorum. Uzatabilirsiniz bu Bu kısmı. konu çok başlı Bir başına sıkıntı bir değil. konu Hanım. İnşallah bu yıl yine bir peygamberler tarihi eğitimine başlıyoruz. Allah nasip ederse 15 günde bir yapacağız bu İnşallah. çalışmayı. Şu var, eğer zaaflarınızı yönetirseniz meziyete dönüşür. Çok güzel, evet. Peygamberler tarihinden alınacak en önemli ders budur. Zaaflarınızı eğer yönetirseniz meziyetlerinize dönüşür. Ama zaaflarınızı yönetmezseniz zaaflarınız tarafından yönetilmeye başlanırsınız. Evet, çok güzel hocam, evet. Ve Yunus Aleyhisselam işte tam da bunun için muhteşem bir örnektir. Bakın zaafıyla yani o işte melankolik daha duygusal kişiliğiyle aldığı bir kararın arkasından zaafının farkına varıp yönetmeye başladığında geriye geldiğinde döndüğünde kendini bütünüyle kabul etmiş halkıyla bulur. Yani onu reddeden topluluk sonrasında onu kabul etmek için hazır bir topluluğa dönüşmüştür. Mesela yine Musa Aleyhisselam üzerinden şu örneği de verebilirim. Çok önemli bir örnektir. Musa Aleyhisselam hata en de olsa peygamber olmadan önce adam öldürmüştür. Evet. Yani Evet. şöyle diyorum ben gençlerle konuştuğumuzda bazen geliyorlar hocam diyorlar öyle dönülmez günahlarımız ve hatalarımız var ki yani Allah bizi nasıl affetsin ve onlara şunu soruyorum Musa Aleyhisselam gibi adam öldürmüşlüğünüz var mı? Yoksa yani varsa da sorun yok yoksa da sorun yok. Oradan başlayan bir tekamül yolculuğu ve sonra hayatın içerisinde geldiği son nokta. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın hayatına baktığınızda çok ilginç bir hayattır. İnanılmaz sosyolojik bir Evet. hayatı vardır Yusuf Aleyhisselam'ın. Yani babasının kucağında o ilgi odağında bir Yusuf olarak kalsaydı işte yakışıklı, sevgiye boğulmuş, işte bir fanusun içerisinde yetişmiş bir hayatla sizce zindanda bir maliye bakanı olacak bir vizyon geliştirebilir miydi?
İmkansız. Geliştiremezdi, geliştiremeyecekti. Ve o yüzden de hayatının içerisinde o zigzaklarla aslında o gelişim süreci bir anda hayatının içerisine dahil oldu. Örnekle şunu anlatmaya çalışacağım. Peygamber kıssaları bize iki şey öğretir. İnsan mükemmel değil, tekamül eden bir varlıktır. Ve insan hatasından dolayı değil, hatasında ısrar ettiği için kaybeder. Evet, burası kıymetli hocam. Çok Şeytan için de hep kıymetli. aynısı söylenir değil mi hocam? Efendim? Hatasında ısrar etmek. Şeytan için de söylenen kısmı bu herhalde. Aynen öyle. Hazreti Adem ile şeytanı ayırt eden en bariz özellik, Hazreti Adem pişman olmuştur. Pişman olmak fark etmek çünkü. Ve Evet. Hazreti Adem'in zıttı, şeytanın bugün iblis olarak anılıyor olmasının sebebi ise hatasında ısrar etmektir. Ve peygamber kıssalarından yola çıktığımızda kişilik, şahsiyet, benlik bilincini oluştururken bu iki nüans insana inanılmaz umut verir biliyor musunuz? Yol açar ve şunu dersiniz, yani bugüne kadar hep düştüğünüzü ve kalkamayacağınızı zannedersiniz. Sizden bir şey olmayacağı düşündürülmüştür belki de size. Ama bir bakarsınız ki o sizin hayat hikayeniz daha öncesinde daha farklı ve belki daha ağır modelleriyle inanılmaz başarılar göstermiş. Bu bir başlangıç olabilir bu durumda diye ifade etmiş olalım. Allah razı olsun hocam. Ben şöyle devam edelim o zaman. Aslında ben kısalardan biraz devam etmek isterdim hocam açıkçası. Yani Niye diyorum? Açıkçası bu konuyu böyle ele alacağımızı bilseydim çok detaylı bu konuda size bir sunumum olurdu ki çok güzel bu konuda çalışmalarım var. Yani Hazreti Adem'den başlardık bu sürecin nasıl olduğunu. Biliyorsunuz Hazreti Adem'in bu inşa süreci yani tekamül etme sürecinde onu da bu noktaya getiren hangi zaafı vardı? Hazreti Adem'in şeytanın kendisine ikna ederken yanlışına kurduğu bir cümle vardı hatırlayın. Demişti ki sonsuza kadar bu cennette kalmak istemez misin? Çok ilginç bir soru. Halbuki Hazreti Adem'in orada hani biteceğine dair bir bilgisi yok ama insanın o elde ettiği imkanı ve refahı kaybetmeme duygusunun aslında o insani fıtri olarak zaafın ortaya çıktığı bir nokta ve biz Hazreti Adem'in insana dair üç zayıf noktasını o zaman öğreniriz. O hikayede öğreniriz. Bunlardan bir tanesi sonsuzluk arzusudur. Evet. İkincisi mükemmeliyetçiliktir. Üçüncüsü Evet. ise unutmak. Unutmak nasıl ya? Unutmak çok Görevleri ilginç. unutmak. Evet, Hazreti Adem aslında şeytanın düşmanı olduğunu biliyordu. Hatırlayın Allah'la kurdukları diyalogda Allah ne demişti? İnnehu lekum aduvvun mubin. Dinleme o sizin için apaçık bir düşmandır. Evet. Hazreti Adem'in şeytandan gelen telkine yenilmesinin sebebi neydi? Unutmuştu. Neyi unutmuştu? Şeytanın düşmanı olduğunu unutmuştu. Hocam ya yani böyle öyle bir şey yaptınız ki şimdi mesela sonsuza kadar bayanlarımız güzel genç olmak istiyor. Sonsuza kadar elimizdeki nimetlerle yaşamak istiyoruz. Evet. Sonsuza kadar böyle çok güçlü olmak istiyoruz. Yani biraz önce dediğiniz o kadar böyle çok aslında Hazreti Adem'in o dediğimiz şeyleri bizde birleşiyor ki yine o unutmak kısmı benim için gene böyle zihnimde bir sürü şey çağrıştırdı. Yani o kadar böyle farklı yerlere gittim ki biz şey sanıyoruz değil mi hocam? Sanki hiç bizimle uğraşan biri yok. Yani biz kendimizi, karakterimizi inşa ettik. İşte namazlarımızı kılıyoruz ve hiç kimse bizimle uğraşmıyor diye düşünüyoruz. Sorunlar dışarıdan geliyor ama biz öylesine geliyor gibi düşünüyoruz ve sorumluluklarını da unutuyoruz. Düşmanımızın nasıl hileler kurabileceğini de unutuyoruz. Ve gerçekten hani şeytanın insana olan düşmanlığı çok güçlü bir düşmanlık. Şunu unutmamak lazım. Su uyur, düşman uyur, şeytan uyumaz arkadaşlar. Yani şeytan bizim ezeli kan davalımız. Ne Evet. karar vermiş yani amacını gerçekleştirecek. O yüzden de insana burada düşen en önemli noktalardan bir tanesi aslında bu bilinci, bu farkındalığı hiç kaybetmemek. Az önce söylediğiniz noktayı bir kez daha ele almak istiyorum. Üç zaaf noktasını saydık ya Hazreti Adem'in insana Evet, dair. evet. İşte sonsuzluk arzusu. Hiç bitmesin. Bugünkü toplumun en önemli problemlerinden iki hiç var Mürşide Hanım. İki hiç var ki bizi hiçleştiriyor.
ki hiç. Buyurun hocam. Bu hiç bizi hiçleştiriyor, tüketiyor. Bunlardan bir tanesi hiç olmasın. İkincisi de hiç bitmesin. Ne hiç olmasın? İşte kendimizi bozacak, bizi emeğe götürecek, bizi daha emektar kılacak, konfor alanımızı bozacak. Hiçbir şey olmasın. Hiç bitmesin, ne bitmesin? Konfor alanımızı besleyen o fazla odaklı yaşantımız bitmesin. İşte keyfimizi zirveye götüren işte duygular hiç bitmesin. Ve böylelikle iki hiç aslında bizi hiçleştirmiş oluyor. Evet. Ve bu duyguları bizatihi yaşamış bir Adem, ki Adem kelimesinin de bu arada sözlük manasını vermek istiyorum. Çok daha iyi olacaktır. İnsanın hikayesinden bahsediyoruz. Adem katık demektir sözlük manası. Katık bilir misiniz? Bizim nesil bilir, yeni nesil bilmez ama ekmeğin yanında domates, domatesin yanında peynir bir katıktır. Lezzet veren demektir. Yani evet, ona katkısıyla lezzet veren, destekleyen. Adem Aleyhisselam da ve devamındaki bütün insanlar da aslında yeryüzünün böyle tadı ve tuzu mahiyetinde bir varlık. Ama bu tadı tuzu gelene kadar insanın ve Adem kelimesinin diğer bir sözlük anlamı da bir şeyin iç yüzü demektir. Yani o özünü oluşturana kadar aslında geçirmesi gereken o kadar çok evre var ki. Payam-ı Safa'nın çok güzel bir sözü vardı, şimdi aklıma geldi. Diyor ki insan yeryüzünün en geç olgunlaşan meyvesidir. Maalesef herhalde öyle hocam. Ama bu da çok güzel bir şey bence. Allah'ın hocam, bizden insanlarlık beklememesi muhteşem bir şey. Çok özür diliyorum. Ben şahsiyet sosyoloji başlığını belirlerken şey düşündüm. Yani biz okuduk işte karakter ve değer eğitimi ya. Şimdi hep çocuklar üzerinden okuyoruz, kişiler üzerinden okuyoruz. İşte ama şöyle bir şey aklıma geldi. Size bu soruyu sormak istiyordum. Şahsiyet bir kere oldum, bitti demek gibi bir şey mi? Yani evet, ben kendimi inşa ettim. Ya öyle veriliyor gerçekten. Yani okuduğun zaman sanki şimdi biz Kur'an'la hemhal olunca bu süreç, o çakralarımız daha çok açıldı. Ben şimdi siz söyledikçe mesela daha çok açılıyor. Kur'an'la hemhal oldukça, sünnetle, hadisle hemhal oldukça. Yani bu mürşide mesela 50 bir yaşına gelmiş. Bitti mi? Benim için bitti mi şahsiyet oluşum? Yani bir kere bir oluşturulur bir köşede, sonra biter mi? Biten bir şey mi? Evet Mürşide Hanım, oldum demek öldüm demektir. Evet, Allah razı olsun hocam. Atalarımız öyle demişler, oldum demek öldüm demektir. İnsan tekamülü hayat yolculuğunca, hayat boyunca devam eden bir varlık. Aslında bu yolculuğun adını Kur'an-ı Kerim'de terbiye ve tezkiye olarak görüyoruz. Terbiye ve tezkiye, insan hayata devam ettiği müddetçe var olması gereken iki değer. Şimdi bu konuyu buraya alırsak aslında çok farklı bir boyutu var. Terbiye dışarıdan, tezkiye içeriden değişmek demektir. Evet. Ve dışarıdan gelen verilerle ve insanın içeriden tercihleriyle oluşturduğu bu yolculuk inkıtaya uğradığı anda, kesintiye uğradığı anda, yani ben oldum dediği anda sıfırlanır. Çünkü insan olmaya devam eden bir varlık. Çünkü biz beşer doğuyoruz ve insan oluyoruz. Olma yolculuğumuz var bizim. Hayat bundan ibaret. Ve en büyük hata ne biliyor musunuz Mürşide Hanım? Az önce dediğiniz gibi işte benden tamam artık bu yaşa geldim, okudum, hoca oldum, işte profesör oldum. Adı her neyse, kendimize bir olma makamı biçtiğimizde durum şuna dönüşüyor. Artık ben oldum, tamam. Sıra şimdi bizim kızda, sıra şimdi bizim beyde, sıra şimdi bizim öğrencilerde, sıra şimdi gençlerde. Yani biz tamamız. Şimdi artık biz değişmesi olduk gereken ve olması gereken bir muhatap var. Biz yokuz bu gelişimin içerisinde. Belki de yaptığımız en büyük hata bu değil mi hocam? Bu yani en büyük hata yönelmek. Aynen. Olma kavramını başkaları üzerinden gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kendimizi de bir köşeye koyuyoruz. Evet. Belki onun için o kadar anlamsız olmaya başlıyor belli bir süreçten sonra ya da etkili olmuyor. Ve işin ilginci ne biliyor musunuz? Mesela çok daha okumanın, belki işte bilgiye ulaşmanın kolay olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Öyle bir yüzyıldayız. Ama neden sonuca gidemiyoruz noktasında ben üç neden buluyorum. İşte bir okumayanlar var. Hani imkanı değerlendirmeyenler. Bir okuduğunu anlamayanlar var. Bir de okuyup anlayıp başkalarına anlatmak için öğrenenler var. Yani bu üçlü bir insanın kendisi yok. Bu büyük bir tehlike. Yani bu çağın en büyük tehlikelerinden bir tanesinin aslında bu olduğunu düşünüyorum. Ve Allah Celle Celaluhu insanı fe'enna tu'fekun diye sorar. Nasıl da savruluyorsunuz?
ifadesiyle ihtar ederken savrulmamak için bu köklerin derinleşebilmesi için bu dikkatin devam etmesi gerektiğini bize defaatle hatırlatır Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Şöyle ilerlemek istiyorum hocam. Yani biz karakterimizi inşa ederken dikkat edeceğimiz, bunu önemsiyorum. Dediğim gibi toplumların da şahsiyeti var. Yani Türk toplumunun, işte Arap toplumunun, Hristiyan toplumunun, Yahudi toplumunun ve diğer bütün toplumların şahsiyeti var, bir kişiliği var, bir kimliği var. O yüzden şöyle demek istiyorum. Karakterimizi inşa ederken dikkat edeceğimiz toplumsal ve ahlaki hangi özellikler olmalı? Biz nereye dikkat etmeliyiz? Evet, yine çok güzel bir soru Mürşit Hanım. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu soruya cevap vermeden önce insanı diğer varlıklardan ayıran beş özelliği tanımamız gerekiyor. Yani insanın yaşadığı toplumda az önce söylediğiniz bu verileri verebilecek bir hale dönüşebilmesi için ilk önce kendi farkındalığını oluşturması gerekir. O yüzden de insanı diğer varlıklardan ayıran beş özellik vardır. Aslında hepimizin bildiği özellikler bunlardan birincisi akıl, ikincisi irade, üçüncüsü bilgi, dördüncüsü mücahede ve beşincisi de sorumluluk bilinci. Sorumluluk alabilme yeteneği. Şimdi insanı diğer varlıklardan farklı kılan, az önce saydığımız ki bu maddeleri teker teker aslında alt açılımlarıyla konuşmak lazım. Yani bu başlı başına bir seminer konusu aslında. İnsanı diğer varlıklardan ayırt eden bu beş özellik. İşte akıl derken neyi kastediyoruz? Akıl, insanın duygularını iradeye bağlayan emniyet kemeridir. Yani aklın duygular üzerindeki o hakimiyeti aslında insanın iradesiyle var olan, iradesiyle ortaya çıkan. Peki o zaman irade nedir? İşte bu açılımlar, insanı kendisini var eden bu özellikler hayat bulduğunda, insan bunlarla inşa olduğunda o zaman ortaya çıkan o toplumsal sorumluluk dediğimiz hangi erdemlerle inşa olmamız gerekiyor diye sorduğumuzun sorunun bendeki cevabı. Yani daha fazla alıştırılabilir, birkaç madde daha eklenebilir ama şahsımca merhamet ve vicdan odaklı bir davranışın, bir eğitimin hayatımızın içerisinde var olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda yeryüzünün, dünyanın aslında en büyük yoksunluğu merhamet. Merhamet, evet. Biz merhameti yanlış anlıyoruz. Bizde merhamet biraz vicdan rahatlatma operasyonu gibi. Yani o an için işte duyguların o kabarmış haliyle hareketlerimiz, işte ufak tefek iyilik hareketlerimiz, küçük yardımlarımız, İşte arada döküverdiğimiz gözyaşlarımız, vahlarımız, tüylerimiz bizi bazen merhamet noktasında gerekeni yaptığımızı zannettiriyor. Merhamet diğerini fark etmektir arkadaşlar. Çok güzel diğerini hocam. Fark etmektir. Yani biz diğer bu konuda ihtiyaç sahibi insanı fark ettiğimiz an merhamet sahibi olmuş oluyoruz, değil mi? Ama bu ihtiyaç neye göre ihtiyaç? Bazen bu merhamet evet. Sadece sizin karşılayacağınız cebinizdeki 2 liranın, 5 liranın mukabili değildir. Sizin tebessümünüzün muhtacıdır, ilginizin muhtacıdır, sevginizin muhtacıdır, arkadaşlığınızın ya da sizdeki bir bilginin muhtacıdır bilemeyiz. Yani yeryüzü merhametten o kadar mahrum ki şunu fark ediyorum, imkanlarımız arttıkça insafımız azalıyor. Yani imkanların zirve yaptığı bir dünyada insafımız azalmaya başladı. Bunun tabii görsel dünyanın da çok etkili olduğunu düşünüyorum bu noktada. Artık birçok şeyi, özellikle olumsuzlukları göre göre hayatımızda bu gördüklerimizin bizi çok ciddi anlamda körelttiğini düşünüyorum. Yani diğerini fark etmek dediğimizde artık bu farkındalığımız o kadar asgarileşti ki, çünkü her gün çok fazla olumsuz görüntü izliyoruz. Ulaşamayacaklarımız, yüreğimizin, aklımızın ya da dilimizin gidemeyeceği noktalar var. O zaman kabul edip sessiz kalmanın aslında bir tecrübesini kazanmış oluyoruz. Ve böylelikle de artık her şeye karşı tavırsız, eylemsiz halimiz bizim hayatımızın içerisine giriveriyor. Ben şunu düşünüyorum Mürşide Hanım, az önce bahsetmiştim okulda yaptığımız bir çalışma. Bence yeniden bir merhamet eğitimi, diğerini fark etmek, acısını, ihtiyacını, özlemini, gizemini, her neyse fark edecek bir eğitim oluşturmamız lazım. Bir örnek vermek istiyorum bu konuda.
Görev yaptığım okulda biz 8. sınıflarla yapmıştık bu çalışmayı. Çok da güzel olmuştu. Mezun olacaksınız, bu okula sizden bir iz kalmalı demiştim. Ve onlar da dedim ki hocam ne yapabiliriz? Dedim bir merhamet odası hazırlayalım beraber birlikte. Ve Evet. bir oda hazırladık. Kapısına şu yazıyı yazdık öğrencilerle. Merhametin kapısı yoktur, herkes içeri girebilir. Evet, çok güzelmiş hocam. Ve çocukların orayı nasıl şekillendirdiğini görmeniz lazım. İşte şiirler, görseller, bir arkadaşıyla arasındaki o kopukluktan kaynaklanan üzüntümüzün, işte onu davet ettiği bir köşe, bir masa başında Çok birlikte güzel. o duygularını telafi etme halleri, bunun bir evrensel eyleme dönüşmesi gerekiyor. Bir merhamet seferberliği başlatmamız lazım. Kesinlikle. Kesin çok Ve kıymetli hocam bu söylediğiniz. nedenle vicdanın aktif olması gerekiyor arkadaşlar. Vicdan insanın içindeki peygamberdir. Her zaman doğruyu söyler. İnsana daima doğruyu tebliğ eder. İşte vicdan ve merhamet aslında birbiriyle ayrıştığında, birbirinden ayrıldığında fonksiyonlarını da kaybediyorlar. Ve bundan zarar gören de hem insanın kendisi ve yaşadığı dünya oluyor maalesef. Kesinlikle. Hocam en büyük sorun da belki şöyle oluyor. Mesela hassas insanlar, hassas bireyler, duyarlılık sahibi insanlar evlatlarını böyle yetiştiriyor ve topluma sunuyor veya kendini öyle yetiştiriyor. Dediğim gibi sadece çocuklar üzerinden konuşmayacağım. Topluma giriyorsun ama merhamet sahibi olmayan insanlar o kadar çok fazlalaştı ki bir süre sonra o insan merhametli olduğunu pişman edecek eylemlerde bulunuyor. Kemal Sayar'a öyle bir hasta gelmiş, annesi evladını getirmiş ve çocuğa niçin böyle hırçın davranıyorsun diye sormuş Kemal Sayar psikolog olarak. O da o kadar çok benimle alay ediyorlar ki ben birini dövdüğümde veya birini korkuttuğumda artık benimle alay edecek bir kişi azalmış oluyor diyor. Yani bu çok beni incitti ben bu olayı duyunca. Yani çocuk baş edemiyor. Baş edemiyor artık o mobbingle dışarıdan gelen. Merhametli bir yandan da şey yapmıyor ama artık çareyi böyle bulmuş. Bir kişiyi, bir bireyi daha hayatında incitecek bir bireyi uzaklaştırmak. Bunun yöntemini tabii ki yanlış yapmış ama merhametli dediğiniz gibi insan sayısı arttıkça belki bu kadar şey gerek kalmayacak ve insanlar birbirini güzel yönde, olumlu yönde etkileyecek diye düşünüyorum. Evet. Hocam şöyle devam edelim o zaman bir. Var mıydı bu konuda başka tamamlamak istediğiniz? Yani özetle böyle aslında az önce dediğim gibi insanı diğer varlıklardan farklı kılan bu beş özellik belki hani alt alta bir açılım halinde sunulabilir ama konu uzar diye bütünlüğü bozmamak adına fazla bir şey söylemedim. Ama toplumsal değerlerimizi oluşturacak merhamet ve vicdan dediğimiz o iki köke çok ihtiyacımız var. Ve şu çok önemli yani oluşturduğumuz, oluşturacağımız çevreler bizim niyetlerimizi, tercihlerimizi ve aslında hedeflerimizi belirler. Eğer tercihimiz, yöntemimiz, hedefimiz bir medeniyet inşa etmekse ya da inşa edilen bir medeniyeti korumaksa ki medeniyet iyi insanların yaşama biçiminin adıdır. Evet. Medeniyet merhametle var olan bir sistemdir aslında. Belki bu iki konu bugün zihinlerimizde kalsa bizim için çok yeterli olacak diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Şu soruyu size sormak istiyorum hocam. Kendi kafamda sürekli böyle tahayyülde bazen sorular gidip geliyor. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz derken, bugün toplumumuzda şahsiyet inşa ederken, fark etmiyor kendi şahsiyetimiz, evladımız, en çok neyin sıkıntısını yaşıyoruz? Ben tam tersi soruyu da sormak istiyorum. Şimdi programları izlerken, ya arkadaş muhabbeti yaparken şu sıkıntıyı yaşıyorum. Şimdi sorun konuşuyoruz, 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 konuşuyoruz. Bir toksik bilgi birikiyor bizde, zihnimizde. Sürekli bir olumsuz, olumsuz veya sizde onu yaşamıyorum, onu söylemek istiyorum bari hocam. Ben Teşekkür ederim. sizden onun için şu o soruyu da tam tersi bakacak olursak, bizim için artı olacak şeyler nelerdir bugün? Biz şahsiyetimizi inşa ederken toplumumuzda bizim için eksi olan ben şey belirlemek istiyorum kafamda ve artı olan şey nedir bizim için? Artıyı da konuşmak istiyorum. Tabii çok önemli. Zaten bu noktada Mürşide Hanım, bizim yıllarca yaptığımız bir şey vardı. Biz teşhis ediyoruz, tespit ediyoruz ama tedavi etme noktasında yani o Evet. umuda gitme kapısını hiç açmıyoruz. Evet. Yıllarca bunu yaptık. Hataları tespit, evet teşhis tamam. Peki bunun çözümü nasıl olacak? Yani bu düzelmeyecek bir süreç mi? Bunu yapmamak lazım çünkü şeytanın en büyük kazanç kapısıdır insandan umudu almak. İblis kelimesinin sözlük manası
ümitsizlik veren demektir. Evet. Şeytan insanın üzerindeki etkisini ancak böyle gerçekleştirir. O yüzden soru benim için de çok güzeldi. Şimdi sorunuzu duyduğumda zihnimde ilk oluşan hani bugünün en büyük eksikliği nedir sorusu, eksisi nedir sorusunun bendeki karşılığı örneklik, temsiliyet eksikliği. Evet, hocam. Şimdi Öyle. doğru ve hakikati insana ulaştırırken bizim kullandığımız 3T formülü vardır Mürşide Hanım. 3T formülü. Biz buna tebliğ, teşvik Evet. ve temsil deriz. Bu 3T ile biz doğruları hayata taşırız. Tebliğ nedir? İdeal olanı anlatmak. Evet. Teşvik, ideal olana yönlendirmek. Temsil, ideal olanı yaşayarak yaşatmak, Hocam göstermek. üçüncü şıkkı ben duymadım ama benim için bir daha tekrarlayabilir misiniz veya Tabii ki duyma? de tebliğ, ideal modele yönlendirmek, teşvik, ideal model için heyecanlandırmak ve temsil, ideal olanı yaşayarak göstermek. Evet, Allah razı olsun. Yaşayarak yaşatmak. Şimdi ben hep şunu sorarım öğrencilerime. Bu 3T'den hangisini yapmış olsak aslında üçünü de yapmış oluruz. Biz yıllarca birinci T ile uğraştık. Hep Evet. anlattık, hep söyledik ve o kadar çok yordum ki konuşarak artık dinleyecek takatı kalmadı muhataplarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin. O zaman bu 3T'den birisi hayata geçse hangisi? Teşvik ettiğinizde hem temsil etmiş olursunuz hem tebliğ etmiş olursunuz. Teşvik etmek de bir temsiliyettir çünkü. Şöyle Evet. ki bir doğrunun, bir bilginin, bir idealin yaşanılabilir olduğunu siz hissetmiş ve hayatınıza geçirmişsiniz ve karşı tarafa bunu bir mesaj olarak taşıyorsunuz. Şimdi temsil etmek nedir? Yaşayarak yaşatmaktır. Hep şu cümleyi çok fazla kullanırım derslerimde. Müslüman başkası için yaşayan insandır. Yani kendindeki bütün değer ve erdemleri hayata taşırken başkasının da yaşayacağı ve taşıyacağı bir kapı açmayı hedefler. Peki bugün neden temsiliyet Evet. eksikliğimiz var? Bunun sosyolojik boyutunu biliyorsunuz. Yani o kadar çok alt sebepleri var ki, çok fazla alt sebebi var. Bu da aslında başlı başına bir konu. Ama bugün en büyük problemlerimizden bir tanesi sizin az önce konuştuğumuz ben oldum tamam benden buraya kadar şimdi karşımdaki olmalı bakış açısı. İkincisi Evet. ise bilgiyi ilgisiz bir şekilde karşı tarafa ulaştırmak. Şöyle söyleyeyim bugün bilgiden önce ilgi geliyor artık. Yani eğer karşı tarafa kaliteli bir ilgi sunamıyorsanız verdiğiniz bilgi ulaşmıyor bu bir. İkincisi temsil etmek yani yaşayarak göstermek dediğimiz noktadaki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi model olanla model alan arasındaki kalbi bağın oluşmaması. Şimdi Evet. bu noktayı biraz daha detaylandıracağım. Gençlerle çok fazla çalışma yapıyoruz biliyorsunuz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalarımız var. STK'lar bünyesinde, ortaokul, lise, üniversite her grup gençle birlikte oluyoruz. Evet. Bu gençlerle birlikte olduğumuzda şunu gördüm. Biz sadece dikte dilini kullanmışız ve o teşvik etmek, duyguları harekete getirmek, geçirmek ve temsil etmek yaşanılabilir olduğunu gösterme noktasında sınıfta kalmışız. Evet. Bu model olanla model alan arasındaki kalbi bağın oluşabilmesi için bir pozitif iletişim olması lazım. İki sevmek yani o sevginin mutlaka oluşması lazım. Üçüncüsü bir hayranlık duyması lazım. Model alanın da model olanında. Yani sadece model alanın hayranlık duyması yetmez. Model olanın da hayranlık duyması lazım muhatabına. Ve devam edelim. Bağlanmak. Evet. Yani bu aradaki kalbi bağı bir uhuvvete, muhabbete dönüştürmek, benimsemek ve en önemli madde bunu yansıtmak. Yani karşı tarafa bunu bütün bir hayatıyla gösterecek bir ayna durumuna dönüşmek. İşte o zaman insan bütün bu süreçte bugün hayatın en büyük eksikliği dediğimiz temsil etme noktasında üzerine düşen sorumlulukların en azından bir kısmını yapmış oluyor. Bilgiyi sadece bilgi biriktirmek olarak algıladığımız bir dünyada, bilginin dönüştürücü gücünü hiçe saydığımız bir dünyada maalesef hayata dönüştürmediğimiz için yaşayarak gösterme noktasında da çok ciddi bir zaaf ve zafiyetimiz olduğunu düşünüyorum. Hani Bu kısmı ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa artısına geçeceğim.
Hocam yani biz dediğiniz gibi temsil etmeyi, rol model olmayı mı bıraktık? Yani sadece böyle işte tebliğ edelim, anlatalım. Ama bizim üzerimizde bu çok fazla görünmediği zaman sıkıntı oluyor herhalde o zaman. Doğru da Evet. herhalde yayınımız. Yo, ben alıyorum Ha, sesinizi. sıkıntı yok. Hocam o Tamam. zaman şey diye düşünüyorum. Yani rol model dediğimiz modern tabirle sizin tabirinizde temsil örneği insanların toplumda az olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Değil mi? Bizim Yani, eksikliğimiz şu evet anda yani insanın bu örnekleri. karakter gelişiminde ve değişiminde rol modellerin eksik oluşu sadece bilgi olarak kalması bunun hayata taşınılabilir noktasında özellikle gençliğe motivasyon sağlamıyor. Yani zor olduğunu düşünüyor. Zaten algılarla yönetildiğimiz bir dünyadayız ve şöyle düşünüyor çocuk, diyor ki yıllardır işte namazında abdestinde diyebildiğimiz bir insan henüz karakter eksikliğini tamamlamamışsa, işte namaz kıldığı halde yalan söylüyorsa, hala ihanet Evet. ediyorsa, hala ifsad ediyorsa diyor haklı olarak o zaman bunu benim başarmam mümkün değil ya da gerekli değil. Ve böylelikle Şey gibi hocam. yalnızca çok ciddi bir kanal açmış oluyoruz. Benim en çok anne çocuk ilişkisinde özelinde bakacak olursam mesela anne eğer dedikodu yapıp gelen misafirin arkasından veya arkadaşından veya akrabasının arkasından konuşunca sonra çocuğu da okuldan gelip arkadaşının işte şeylerinden bahsedince annesi bak çok ayıp ya da hiç uygun değil bak bu bize yakışmıyor deyince ne kadar örtüşebiliyor diye bir kafam şey belirdi biraz önce söyleyince. Bu küçük bir örnek. Buradan biz herhalde bu temsil şeyimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yani Evet. hayatımızın her yerine, konuşmamızın, ibadetlerimizin, hareketlerimizin her noktasına belki dediğiniz ben bir şeyi temsil ediyorum. Bir şekilde Allah benim kul olarak yarattı ve temsil özelliği var. Buna dikkat etmeliyim. Abi, sizin ilk başta dediğiniz o şeytanın bizimle uğraştığı kısmını bence unutuyoruz. Onun için Evet. temsil yeteneğimizi de herhalde kaybediyoruz. Buyurun hocam, olumlu anlamda ona da muhtacız. Evet. Yani şöyle, açıkçası çok daha maddeler saymak isterdim. Ama şimdi söyleyeceğim noktanın da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün bu ahlaki değerlerin ve erdemlerin bugün bizim açımızdan hayat bulabilmesi için artı olan nokta ise bilginin olduğunu düşünüyorum. Yani bilgiye ulaşmak, bilginin Evet. aktarımı, bilgiyle tanışma noktasında bundan daha müreffeh bir dönem yaşadığımızı düşünmüyorum. Biz gençlerle böyle istişare ettiğimizde, konuştuğumuzda ben 74 doğumluyum. Gençler şunu soruyorlar, hocam işte sizin gençliğinizde kitap listeleriniz var mıydı? Bizim liste oluşturacak kitaplarımız yoktu. Bir Evet. kitabı o şehirdeki bütün arkadaşlar okurduk. O zaman belli sayılarda dergiler çıkardı. Evet. İstanbul'dan yola çıkardı Kocaeli. Ben Kocaeli'ndeydim o zaman. Kocaeli en son artık Eskişehir nerede? Kimin elinde paralandıysa orada kalırdı. Yani biz bir dergiyi bütün Türkiye'deki o bir azınlık, bir grup arzulu, istekli gençler okurduk. Şimdi bilginin bu kadar kolay aktığı bir dünyada bence en büyük artılardan biri olduğunu düşünüyorum. Bilgiye kolay ulaşmak, bilgiye çokça ulaşmanın dezavantajı yok mu? Var tabii ki. Bilgiyi emeksiz elde etmek, bilginin kıymetini, bilginin o dönüştürücü gücünü de aldı elimizden. Ama ben yine de şuna iman ediyorum Mürşid Hanım. Yani biz bunu pandemi döneminde de yaşadık. Bazı dönemlerdeki mahrumiyetlerle aslında biz bu nimetin de nasıl bir nimet olduğunu gördük. Evet. Ayağımıza kadar gelen, ayağımıza kadar getirilen her istediğimiz bilgi, istediğimiz kütüphaneye işte bir ekran karşısında ulaşabilmek bence bugün olmak istediğimiz ve sahip olmayı arzu ettiğimiz özelliklerimiz için bir kapı olacaktır. Ve bu bilginin oluşturduğu ağla ki mesela şu anda görmediğimiz dostlarla beraberiz, birlikteyiz. Çok Kesinlikle. güzel bir şey. Buradaki sinerji, yani aynı şeyleri düşünen, aynı şeyler için emek veren, burada oturup bir saat aynı konu için zamanını ayıran insanların oluşturduğu sinerji bence bugün bizim yapacaklarımız ve hedeflerimiz için muhteşem bir fırsat diye düşünüyorum. Allah razı olsun hocam. Gerçekten bu anlamda sorumun kalbimden geçen o soruya cevap verdiniz. Allah razı olsun. Evet. Hayırlı şekilde kullanmayı nasip etsin ya Rabbim. Amin. Dediğiniz gibi bir yere Google'da yazdığınızda işte Allah'la ilgili hadisler, ayetler hepsini bütün halinde buluyorsunuz. Belki ben de öyle şey 80 dönemlerinin hani yetişmiş çocuğuyum. Hepsinin altını çize çize yapardık. Çünkü bir daha belki o kitabı bulamayacağız.
veya notlarımızı ala ala zihnimize nakşeden defalarca kez tekrar ettiğimizi hatırlarım ben. O hadisi Evet. veya kelimeyi, herhangi bir cümleyi. Çünkü şimdiki gibi değil. Ben şimdi o kolaylığı görüyorum. Yani unutsam bile hemen hatırlatacak, o bilgiye ulaşabilecek argümanlarımız var, araçlarımız var. Dediğim gibi bugün siz evinizde, ben evimde, konuklarımız evinde bizleri dinleyebiliyor. Sorularını sorabiliyor, istediği bilgiye ulaşabiliyor. Bizim herhalde bunu hayra dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu bir nimet bilmemiz gerekiyor. Ve böyle yol almamız gerekiyor herhalde hocam. Evet. Hocam, konuklarımızdan gelen sorularımız var. Müsaade ederseniz onları da, eğer süreniz varsa, iletmek isterim. Benim sıkıntım yok. Eğer yayın süresinde bir sıkıntı yoksa Sıkıntı buyurun. yok hocam. Sıkıntı yok. Şöyle, Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza, yaşantımıza nasıl geçirebiliriz şeklinde bir soru var. Allah razı Evet. olsun soran arkadaşımızdan. Evet, Ayşe Hanım'a teşekkür ederim sorusu için. Şimdi şöyle, Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza nasıl geçirebiliriz? İlk önce Kur'an'la yeniden tanışmak gerekiyor. Hani Resulullah'ın Kur'an'ı kalbimin ilkbaharı eyle duası vardır ya, beni çok etkiler bu dua. Hani ilkbaharın o taze, o yeniden başlama, insanı heyecanlandıran o duruluğunun Kur'an'la kurulacak ilişkiyle aslında çok ilişkisi var. Kur'an, siz ona ne kadar dokunursanız kendisini o kadar açan bir kitap. Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü vardır. Kur'an konuşmaz konuşturulur der Hazreti Ali. Yani Kur'an'a siz ne kadar müracaat ederseniz, ki az önce o nüzul sırasıyla olan inşayı zaten konuşmuştuk. Bir mümin Kur'an'ı hayatında var etmek istediğinde mutlaka ilk önce süresiz bir öğrenciliğine talip olmalı. Yani biliyorum, okudum, tefsir çalıştım. Ben 14 yaşından beri eğitimcilik yapıyorum. 11 yaşından beri de Kur'an'ın öğrencisiyim. Yani 30 Aynen. yıldır ben daha Kur'an'ı baştan sonuna kadar tefsirini yapamadım. Daha olmadı. Yani bunu başaramadım henüz. Daha Mekke surelerdeyim. Yani öyle anlatayım size. Çünkü bu süreç o kadar güzel ve o kadar terbiye edici ve o kadar güzel takviye edici ki, bu bütünlüğü sağladığınızda Kur'an sizin hayatınızın içerisinde olması gereken yeri alıyor zaten. Birincisi, Kur'an'la bitimsiz, süresiz, yani artık tamam demeyeceğimiz mutlak bir yolculuk başlatmak lazım. Ve bunun için de o Kur'an'ın zengin dilini anlayacak çeşitliliğe mutlaka müracaat etmek gerekiyor. Benim kendi yöntemlerimden bir tanesi Kur'an'ın sözlük anlamları. Yani o Evet. kavramların sözlük anlamlarıyla anladığınızda klasik algıdan geçip size bugüne geliyor Kur'an ve bugününüzü inşa ediyor. Bunu onlarca örnekle anlatabilirim size. Ama o ayrı bir zaman ister. Ve burası da çok önemli. Bu çalışmayı birlikte yapacağınız, birlikte yaptığınız mutlak bir arkadaş grubu, yani birbirinizi motive Evet. edecek, siz yorulduğunuzu ya da işte bugün yapmak istemediğinizi düşündüğünüzde sizi takviye edecek mutlaka bir motivasyon ortamı olmalı. Ve gerçekten insanın Kur'an'la inşa olmuş bir hayatı için tezekkür, tedebbür, tefekkür, taakkul ve tefakkuh dediğimiz beş düşünce tarzı, ki beşini de Kur'an öğretir bize. Ne demek bunlar? Hemen şöyle özet sunayım. Geçmişle bugün arasında ilişki kurup akılla, yani insanın Allah'ın kendisine verdiği o fark etme özelliğiyle zihninde süzdüğü, sonra bugüne dair tefakkuh dediğimiz bugünün ihtiyacını karşılayacağı ve tedebbür dediğimiz satır aralarından aslında mananın ve maksadın bize ne anlatmak istediğini, daha nedenini ve niçini aradığımız bir bakış açısı geliştirmemiz gerekiyor. Sonrası Kur'an size güzel rehberlik ediyor arkadaşlar. Yolculuk bitmediğinde, yani Kur'an'la olan bu seyriniz devam ettiğinde, siz aslında inşanın sizin üzerinde başladığını da görmüş olacaksınız. Allah razı olsun hocam. Ben tefsir derslerini lisede, yani sağ olsun hocalarım, sonrasında da takip ettim. Sağ olsun hep böyle sizin gibi güzel hocalarımız oldu çevrenizde. Şunun şaşkınlığını çok yaşıyordum. Hani bazen Hazreti İbrahim diyor ya, ben nasıl diğer dünyada tekrar can Evet, kazanacağım, nasıl nasıl olacak? dirileceğim? Ben de Evet. hep Kur'an üzerinden şu soruyu soruyorum kendi kendime. O beni çok heyecanlandırır. Kafama bir soru takılır. Günlük yaşamda, işte fıkıh olarak veya başka bir konuda, günlük yaşamda ne zaman ki Kur'an'la hemhal olurum, sorumun cevabını sanki Allah'a sormuşum da o da benim önüme koymuş gibi o kişi aracılığıyla getirir, sunduğu zaman bir heyecanlanıyorum, bir duygulanıyorum.
Çok Evet, üzüyorum. Kur'an bir özel cevap verir, gerçekten öyle. Siz tabii öyle sorduğunuzda ya da Kur'an'a öyle baktığınızda bu gerçekleşiyor ve muhteşem bir nimet gerçekten. Evet, hamdolsun, hamdolsun. Yine biri bana hanımefendi soruyor. Selamünaleyküm, aleykümselam. Mizacımızın kişiliğimizdeki yeri nedir? Bizler mizaçtan neden habersiziz diyor. Allah razı olsun, sizden razı olsun. Şimdi aslında az önce bu konuya biraz değinmiştik. Kapsamlı bir konu gerçi ama mizaç insanın yaşadığı ortamdan, kültüründen, değerlerinden, ailevi genetik, işte ailevi öğretiler, ki ailedeki öğretiler biliyorsunuz gizli öğrenilmişliktir. Evet. Bütün bunların karışımından ortaya çıkan bir şahsiyet. İnsanın kendisini tanıma sürecini başlattığında aslında bu kendinde var olan bir nevi alışkanlığa dönüşen, bunlar biraz da alışkanlıklarımız oluyor aslında belli bir noktadan sonra. İşte aileden gördüklerimiz, çevrenin dayattıkları ve bizim üzerimizde bunlar artık bir yerleşik düzene geçtiğinde alışkanlık haline geliyor. Çok ilginçtir. Kur'an bizim alışkanlıklarımızı ahlak der. O yüzden insanın alışkanlıklarını mutlaka kontrol etmesi, eğer devam etmesi gerekiyorsa devam ettirmesi, yok gerekmiyorsa tezkiye ve terbiye etmesi gerekir. O yüzden de mizacımız, yani bizi var kılan o dış etkenler, bizim tarafımızdan artı veya eksi yönleriyle takip ve tahlil edildiğinde insan kendisini inşa sürecine almış demektir. Neden mizacımızdan habersiz? Bunun birçok sebebi var. Az önce bahsettik, çok haz odaklı bir dünyada yaşıyoruz. Yani insanın kendini tanımaya, kendiyle baş başa kalmaya zaman yok. O kadar yoğunuz ki hep söylerim, koşuyor muyuz, koşuşturuyor muyuz, koşuşturuluyor muyuz? Evet. Koşuşturulduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Yani böyle tepe taklak bir hayat, sabahın o ilk saatleriyle başlayıp günün son saatlerine kadar devam eden bir telaş atmosferimiz var. Bence hem mizacımızı, kişiliğimizi, yani kendi benliğimizi inşa etmek için ve bunu hayata taşıyabilmek için ara ara hayat vakfeleri yapmak lazım. İnsanın kendiyle ilgilenecek zamanını oluşturması lazım. Ben hep söylerim, insan kendini merak etmeli. Yani başıma bir iş gelmiş olabilir mi? Bir yerlerde kalmış olabilir miyim? Kaybettim mi kendimi? Evet. İnsan kendi varlığına alışmamalı arkadaşlar. İnsan kendi varlığına alışmayıp aslında gereken emeği verdiğinde de kendinden istifade edebilecek hale geliyor. Şöyle bir hedefimiz olmalı acizane: kendimden istifade etmek. Evet. Ben kendimden istifade edebilecek bir pozisyona gelmeliyim. Bunu hedef olarak hayatınıza koyduğunuzda ve her gün niyetle tazelediğinizde, emek verdiğinizde bu süreçte Allah'ın izniyle tekamüle doğru gidecektir. Yaşam. Yani herkesin biraz yavaşlamaya, biraz kendini keşfetmeye, ben niçin yaratıldım sorusunu sormaya, hangi boşluğu tamamlamaya geldim sorularıyla hemhal olmaya ihtiyacı var diyorsunuz hocam herhalde. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok güzel bir sözü vardır. Bu dünyadan kendiyle karşılaşmadan göçüp giden insanlar var der. Çok acı bir şey. Kesinlikle. Yani bir hayat yaşıyorsunuz. Hayat sizin hayatınız ama o hayatın içinde siz yoksunuz. Bunun da dediğimiz gibi yaşadığımız bu telaş atmosferimizin büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Hilal Şahin hanımefendi bize bir soru sormuş. Aleyküm selam, selam vermiş. Allah razı olsun. Öncelikle fıtratımızı nasıl tanıyabiliriz diyor. Evet, Kur'an ve rehberlerine ihtiyacımız var. Yani bunun tek cevabı bu. Çünkü insana verili değerleri ve özellikleri Kur'an. Az önce bahsetmiştim. Takva fıtratı koruma kabiliyetidir. Takva aslında insanın sorumluluk bilinci. Biz artık bunu böyle tanıyor ve biliyoruz. İnsanın fıtratını tanıyabilmesi için insanı insan yapan o az önce bahsettiğimiz beş değeri hayatının içerisinde bir emeğe dönüştürmesi ve Allah'ın kendisine özel, her insanın kendine ait potansiyeli vardır. Ben bunu da bilmediğimizi düşünüyorum. Yani ben ne Evet. kadar kaldırırım, benden ne kadar olur, benden hayata ne dönüşür? Bunu tahlil etmediğimizde o kısmımız hep bir şey, kör nokta. Yani kısır, orada biz onu yok ediyoruz. İnsanın ilk önce insan olarak değerli olduğunu fark etmesi, ki çok önemli. Bunu birçok seminerimde kullanırım. İnsan kelimesinin sözlük manası göz bebeği demektir. Değerli bir varlıktır insan. İnsan ilk önce insan olarak yaratılmanın muhteşemliğine ve ihtişamına hiçbir zaman alışmamalı. Bu hayretini hep taşımalı. Yani şu an oturduğumuz sandalye, baktığımız ekran değil de insansak, bu o kadar ekstra özel bir nimet ki, yani üzerinde konuşmakla bitmez. İnsan olmanın bu getirdiği ekstra
değer, ekstra sorumluluklar da kazandırır insana ve insana Kur'an'ın fıtratını tanımlarken verdiği en önemli özelliklerden bir tanesi Fıtratallahilleti fatarennâse aleyhâ der Rum suresinde 30. ayet-i kerimede fıtrat ayeti olarak bilinir bu ayet-i kerime. Fıtrat aslında Allah'ın insana kodladığı yani insanın değerlerinde var kıldığı yaratılıştan verdiği bütün imkanlar. Yani bugün hayatın içerisinde size hizmet eden bütün değerleriniz, bütün bunlar Allah'ın fıtrat olarak bize attığı format. İnsanın hem kendini ve değerlerini tahlil edebilmesi için işte bütün bu bakış açısı Kur'an'dan beslenmeli. Mesela fıtrat bizi sorumluluğumuzla hayata taşır. Sorumluluklarımızdan kaçarken fıtratımızla tanışmak istememek çok doğal. İlk önce insanın insan olmanın getirdiği o sorumluluğa talip olması ve o fıtri değerler dediğimiz, az önce bahsettiğimiz insan olmak, merhamet, vicdan ve insan kalma mücadelesi aslında Kur'an'ın rehberliğinde daimi bir öğrencilik olmalı. Evet, yani yine şöyle bir parantez açarsak, o zaman fıtratla mizacı, fıtratı tanımladınız. Biz mizacı da çok az olsa bir sizin bakış açınızla, Kur'an'ın bakış açısıyla görmek istiyorum hocam. Bize biraz tanımlar mısınız? Hazır fıtratı konuştuk. Hemen akabinde. Fıtrat değişmez. Fıtrat Allah'ın verdiği insani değerlerdir. Yani bunu değiştiremezsiniz. Ama mizaç dediğimiz şey geliştirilebilir ve değiştirilebilir. Bu işte insanın tekamül yolculuğudur. Şimdi az önce dedik ya, çevremiz niyetlerimizi, tercihlerimizi ve hedeflerimizi belirler. Eğer biz bir var olma ortamında yanlışlarımızla var olduğumuzu fark etmişsek, o yanlışlarımızı var eden ortamlardan uzaklaşmak ya da mesafeli ya da daha seviyeli ilişki kurmak bizim tercihimizdir. O zaman insanın kendi tercihleriyle var olma şeklidir mizaç. Eğer değişmek ve gelişmek isteniyorsa. Burada tamamen iradenin devreye girdiğini görüyoruz. Çünkü irade sevgili dostlar, bütün emanet nimetlerin kendisine emanet edildiği bir nimettir. Evet hocam. Daha alabilir miyiz? Tabii. Bütün emanet nimetlerin evet, kendisine emanet edildiği bir nimettir irade. Evet. İnsan ben böyleyim. Yani işte çok duyarız bunu etrafımızda. Ben çok duygusal bir insanım. O yüzden değişemiyorum. İşte benim karakterim bu. Ben böyle yetiştim. İşte bizim kültürümüz, işte bizim evdeki yetişme tarzı. Hatta biliyorsunuz yaşadığımız dünyada benim burcum bu. Yani insanların evet, artık değişmemek için oluşturdukları o kadar çok mazeret var ki. Ama Kur'an insana yaptığı yönergelerle nasıl değişebileceğini, nasıl dönüşebileceğini defaatle. Mesela tevbe Kur'an'da bize hep işte anlatıldığı kısmıyla anlaşılmadığı için dilsel bir eylemdir. Tevbe insanın kendini yeniden tanımlamasıdır mesela. Evet. Tevbe insanın kendini yeniden tanımlamasıdır. Yani bir vazgeçiş vardır, bir de yeniden başlamak vardır tevbede. İşte o zaman yaptıklarınız, yani o değişim için verdiğiniz emekleriniz size bir meleke ve bir karakter haline gelecektir. Şunu da unutmamak lazım Mürşide Hanım, mizacı geliştirirken, yani mizacı daha doğrusu olması gereken kıvama getirirken emek vermek gerekiyor. Çünkü mizacın tekamülündeki en büyük engel alışkanlıklarımız. İbrahim'in dediği gibi insan alışkanlıklarının çocuğudur. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve biz alışkanlıklarımızdan vazgeçmek istemiyoruz. İnsan alışkanlıklarından vazgeçmek istemediğinde de işte o zaman o tekamül yolculuğu, o mizacın oluşması gereken ölçüde maalesef ayarını tutturamıyor. Evet. O zaman yani biz alışkanlıklarımızla mizacımızın gelişmesine ket vuruyoruz. Evet. Ve sonra da biz böyleyiz diyoruz, öyle mi? Aynen öyle. O yüzden İsmet Özel'in alışmaya alışmaktan koru bizi ya Rabbi duasını yapalım isterseniz. Alışmak evet, hiç iyi bir şey değil. Yani hayatın her alanında alışmak gerçekten iyi değil. Heyecanı, merakı ve gelişimi engelliyor. İnsanın mizacı işinde çok ciddi bir engel. Şaşırma duygusunu yok ediyor değil mi alışma Evet. hocam? Hayret, Yani bir şeye hayret duyma, şaşırma, fark etme. Ben onu zamanla fark ettim. Çok bildiğimizi sanıyoruz ama bu sefer şaşırmamaya başlıyoruz. Aslında şaşırdığımız şeyleri belliğimiz daha çok kabul ediyor. Şaşırdıkça kesinlikle öğrenme duygumuz artıyor. Şaşırdıkça kendimizi değiştirme ihtiyacı duyuyoruz. O zaman bu programda zihnimize nakşedeceğimiz şey de alışmamaya çalışacağız. Bu dünya zaten geçici.
bu dünyaya başlayıp Evet. Her kendimce defasında rutin. yeniden duyuyormuş gibi, yeniden görmüş gibi. Çünkü Resulullah'ın hayretimi arttır duası çok önemlidir bu Evet. anlamda. Resulullah bunu duaya çevirmiş. Çok güzel. Merak öğrenmenin annesidir. Yani Kesinlikle. insan merakını ve heyecanını taze tuttukça aslında vakıf olacak. O yüzden de alışıp sıradanlaştırmamak bizim için doğru bir tercih olacaktır Allah'ın izniyle. Allah razı olsun hocam. Biz sizinle saatlerce bunu konuşmak isterdim. Çünkü zihnimde böyle siz konuştukça farklı bir perdeler açılıyor. Siz konuştukça farklı soru işaretlerime cevap buluyorum. İnşallah bizi Elhamdülillah. dinleyenler için de öyle olmuştur. Bugün dediğim gibi Kur'an'ın ışığında yol alalım istedik. Mizaca, fıtrata, kişiliğe, karaktere. Kur'an'ın bak dediği yerden, gör dediği yerden sizi vesile kılarak okumaya çalıştık. Allah razı olsun. Vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Konuklarıma da teşekkür ediyoruz. Yine farklı bir Evet, programda. ben teşekkür ederim. Bu kadar önemli bir konuyu Kur'an'ın rehberliğinde gündeme getirdiğiniz için. Bir başlangıç olur belki İnşallah. birçok kardeşimiz için, sizler için, bizim için, hepimiz için. Rabbim Kur'an'ın rehberliğinde hayat yolculuğumuzu, Kur'an öğrenciliğimizi daim kılsın inşallah ta cennete kadar. Amin hocam. Amin. Hayırla kalın hocam. Allah'a emanet olun. Evet, Çok sağ çok olun. teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Ben de teşekkür ediyorum tüm konuklarıma. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.